الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأفضل البشر بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى، وخلافتهم على هذا الترتيب أيضا. أبدا جم. وأفضل البشر، بشر أن أفضل أن أستنى. بشر deyince إنسان. إنسان dendiği zaman da peygamberler dahil bütün insanlar akla geliyor. Ama بعد نبينا deyince burada Efendimiz'i çıkarmış oldu. Fakat burada Taftazani diyor ki vel ahsenu en yuqale بعد الأنبياء. بعد الأنبياء deseydi daha güzel olurdu evet. diyor. لكنه أراد البعدية الزمانية، يعني زماني olan uzaklığı diyor murad etti diyor. لكن bu müellif Ömer Nesefi وليس بعد نبينا نبي، zaten Efendimiz'den onun nebi yani Efendimiz'den sonra zaten bir nebi yoktur. Ondan dolayı بعد نبينا بعد نبينا dedi diyor. Bunu kastetti diyor. Ama böyle deseydi بعد الأنبياء deseydi daha güzel olurdu diyor. وَمَا ذَلِكَ Bununla beraber şerhinden biraz okuyorum hocam. Madari bununla beraber la budde min tahsisi İsa aleyhisselam. İsa aleyhisselam'ı tahsis etmekten de ayrılık yoktur. Tahsis etmek lazımdır aslında diyor. İyidir çünkü la urida kullu beşerin yucedu ba'de nebiyyina Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra mevcut olan her bir beşerin murad edilecek olursa diyor. İntakada bi İsa aleyhisselam. Nüzul İsa meselesiyle alakalı o zaman ne olur? İsa aleyhisselam ile onun şahsıyla bu şey bozulur. Çok enteresan. Bozulur. Velev üride kullu beşerin yûledü ba'dehu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra doğan her bir beşer eğer murad edilecek olursa o zaman lem yufid et taftile ale sahabe. Sahabe-i kiram üzerine eftaliyet ifade etmemiş olur. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce doğup da sahabe olanlar var. Mesela Hazreti Abbas'a soruyorlar. Hani siz mi büyüksünüz? Resulullah mı? Ben ondan yaşlıyım, o benden büyük diyor. Bunu tam azıcık kaldırabiliriz hocam ya. Tam gözüme vuruyor. Gözüme vurunca da sulandırıyor. Yukarı doğru. Heh. Tamam. Allah razı olsun. Soğuk da vurduğu zaman da sıcak da vurduğu zaman da tam göze etki yapıyor. Cennet için yaratılmışsınız hocam. Estağfurullah. Hep öyle güzel. Rabbim nasip etsin inşallah. Amin. Tamam hocam burada. O zaman Hazreti Abbas gibilerinin buradan çıkmaması için hani demek ki öyle olsaydı Hazreti Abbas gibileri çıkardı. وَلَوْ اُرِيدَ كُلُّ بَشَرٍ هُوَ مَوْجُودٌ عَلَى وَجْهِ الْاَرْضِ Yani o zamanda, Resulullah Efendimiz'in zamanında yeryüzünde mevcut olan bulunan kişilerin, efradın, beşerin tamamı murad edilecek olsaydı لَمْ يُفِدِ التَّفْطِيلْ عَلَى التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ Değil mi? Evet. Yani o zaman tabi'in buradan çıkardı. Tabi'inden sonra gelen insanlar buradan çıkardı. وَلَوْ اُرِيدَ كُلِّ بَشَرٍ يُوْجَدُ عَلَى الْاَرْضِ فِي الْجُمْلَةِ Bütün zamanlardaki yeryüzünde mevcut olan insanlar kastedilmiş olsa o zaman اِنْتَقَضَ بِعِيْسَ aleyhisselam yine İsa aleyhisselamın nüzulüyle bu bozulur. Evet. Bana göre diyor ahsen olan diyor yani بَعْدَ نَبِيِّنَا değil de بَعْدَ الْاَنْبِيَا olması ahsendir diyor. Böyle olsaydı daha güzel olurdu diyor. O daha güzel hocam dediğiniz evet. gibi. Ama burada diyor işte lakinnehu erade el-bu'diyete zamaniye. Yani zamani olan uzaklığı diyor murad etti musannif ve böyle dedi. Evet. Çünkü Efendimiz'den sonra başka bir nebi gelmeyecek. Evet. Hazreti İsa aleyhisselam da nebi olarak değil ümmet olarak gelecek. Ama ne olursa olsun yine neticede İsa aleyhisselam gelecek yani. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Dersteyiz buyurun. Merhaba. Evet. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun dersteyiz. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Tanıdım. Evet. Görmüştüm. Hoş geldiniz. Kimdir peki? Ebu Bekir'in Hazreti Ebu Bekir'dir. Öyle Ebu Bekir ki es-sıddıku ziyade tasdik edici manası sıddık. Radıyallahu anhu. Allah'tan razı olsun. اَلَّذ۪ي اَوْلَا اَبُوَ كِرْكِ وَهُوَ Es-Sıddık noktasında hocam. Onu söyleyeceğim. صَدَّقَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي النُّبُوَةِ Efendimizin nübüvvet hususunda tasdik etti. Bir de özellikle o film miracı bila tereddüt.
Miraç'ta da tereddütsüz, hiç tereddüt etmeden şey yaptı. Es-Sıddık lakabı. Peki Cebrail tarafından bildirilmiştir rivayetini okudunuz mu? Yok, okumadım. Efendim şöyle okudum. Miraç hususunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tasdik edince şey, yani hiç şeksiz, bila tereddüt diyor zaten burada. Tereddütsüz, yani bunu o mu söyledi, o söyledi. O söylediyse doğrudur. Deyince Efendimizin kulağına da bu geldiği zaman da sen diyor Sıddık'sın diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz buyuruyor. Sen Sıddık'sın buyuruyor. Sümme sonra kimdir Ebu Bekir Sıddık'tan sonraki? Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca hiçbir konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine şey kalmamış değil mi? Hiç itiraz etmiyor. Hiç itiraz etmiyor. Hiç itiraz yok hocam. Müthiş bir şey. Hazreti Ömer mesela öyle değil mesela. Şöyle olsa daha iyi olmaz mı ya Resulallah? Diye. Diye o da onun için Faruk oldu. Evet. O da Faruk oldu. Sümme Umarul Faruk'u daha sonra Ömer'ül Faruk'tur. Ömer. Faruk denmez hocam. Faruk. Yani hakkı batılın zaten söylüyor. اَلَّذ۪ي فَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فِي الْقَضَايَا وَالْخُسُومَةِ Yani husumetlerde ve hükümlerde hakkı ve batılı ikisinin arasını ayıran manasında. Faruk demiştir. Bundan dolayı işte Hazreti Ömer hakkında 18 ayet-i kerimeyi, Hazreti Ömer'i tasdiken 18 ayetin indiği rivayet ediyor hocam. Faruk konusunda peki şey var mı rivayet hocam? Benim hatırladığım bir şey var da. Yani o Yahudi ile bir Müslümanın arasında... İşte husumat oluyor. Yani, Tarla meselesi. Ayet-i Kerime'de de geçiyor hocam o. Mahkemeleşme. Mahkemeleşme olayı. Hazreti Ömer orada içtihad ediyor ve orada münafığın boynunu vuruyor. İşte. Münafığın boynunu vuruyor ve gerekçesi de şu. Yani Allah'ın ve Resulünün vermiş olduğu hükme razı olmayanın hükmü budur diyor. O zaman çünkü oradaki münafık Resulullah Efendimiz'in hükmünü kabul etmiyor. Bir de diyor sizin Kâb-ı'ne şefe gidelim diyor. Ben öğretmenim. Eşimde hemşire haca gidip geldi. Maşallah. Ben de Elif Bağ'a şeye yazılmıştım, Arapça'ya da Asmek'te. Ne kadar güzel. Hüsnü Hat sanatına yazıldım hocam. Oh ne kadar güzel. Ayla'dan size önerdiler. Eliniz sağlam hocam dediler. Ben yazıyı çok severim. Ben güzel yazı yazmasını. İnşallah dersimiz bitecek. Daha sonra sizinle tamam. Görüşeceğim. İnşallah. Bir müsaade istiyorum. Evet. Selam. Sümme sonra Osmanu. Hazreti Osman'dır. Öyle Osman ki zünnureyni iki nur sahibi. İki nur sahibi denmesinin sebebini söylüyor Taftazani. Liennen nebiyye aleyhissalatu vesselam. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zevvecehu Rukayye. Kızı Hazreti Rukayye ile ne yaptı? Onu evlendirdi. Velemma matet Rukayyetü. Hazreti Rukayye vefat edince fezzevvecehu Ümmü Gülsüm. Ümmü Gülsüm. İkinci kızı olan Ümmü Gülsüm ile onu evlendirdi. Velemma matet Ümmü Gülsüm de vefat edince Kâle aleyhisselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Lev kâne indi selâse üçüncü bir kızım daha olsaydı lezzevvectuha lek onu sana nikah ederdim. Yani onu sana hanım olarak, eş olarak verirdim buyuruyor. Hmm. Hatta bir rivayette 10 kızım olsa Osman'a veririm buyuruyor. Bu da Hazreti Osman'ın eftaliyetini ne yapıyor? Ön plana çıkaran şeylerden birisidir. Bu hadis-i şerifte لَوْ كَانَ عِنْدِي سَلَاسَ لَزَّوَجْتُهَا لَكَ bunun kaynağını söyleyeyim hocam. Ebu Nuaym el-İsbahani Marifetü's-Sahabe İsbahani Marifetü's-Sahabe hadis no 4669. Lev kâne indî selâsetün lezevvectuha leke. Lev kâne indî selâse lezevvectuha lek. Tamam hocam. Evet. Sümme sonra o eftaliyet sıralamasında Ali'yün Hazreti Ali'dir, Efendimiz'dir. Allah-u Teala'dan razı olsun. Öyle Ali ki el-murtada razı olunan, beğenilen, takdir edilen manasından. Şerhinde demiş ki min ibadillahi, Allah'ın kullarından, kulları arasından. Evet, beğenilen, takdir edilen manasında. Ve hallasa ashabu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem radıvanullahi teala aleyhim ecmain ala hâza ve vecedne selef. Yani Efendimizin ashabı bu şey üzere, bu minval üzere, yani bu tertip üzere şey yaptılar. Yani birlik, beraberlik içerisinde oldular. Biz selefi de böyle bulduk.
Selefi de böyle bulduk. Ve zahiru zahir olan ennehu lev lem yekun lehum delilun ala zalik. Eğer bunun üzerine bir delil olmasaydı, hani biri çıkıp da derse ki yani peki deliliniz var mı? Deriz ki lev lem yekun lehum delilun ala zalik. Eğer bunun üzerine bir herhangi bir delil olmasaydı lema hakemu sahabe-i kiram buna kail olmaz, buna hükmetmezlerdi. Bizalik. Ve ma nahnu bize gelince fakat vecedna delailel canibeyn, iki taraftan yani Şia ve Ehl-i Sünnet tarafından bunların delillerini bulduk. Mutaaridaten, birbirine taarruz eden yani. Deliller var. Her iki tarafında delili var. Şimdi burada bizim Ehl-i Sünnet kaynaklarına baktığımız zaman da hocam, Hazreti Ali Efendimiz'e, Hazreti Osman Efendimiz'in eftaliyeti hususunda İmam-ı Malik burada kararsız. İmam-ı Malik kararsız. Süfyan-ı Sevri'ye göre Hazreti Ali daha üstündür diyor. Hazreti Osman'dan daha üstün olduğunu söylüyor Süfyan-ı Sevri. Evet. Sadece Hazreti Osman'la alakalı. Kadir İyaz da aynısını söylüyor. Kadir İyaz bir de diyor ki İmam Malik diyor vazgeçip Hazreti Osman'ın üstün olduğunu söylemiştir diyor. Daha sonra. Şimdi bu husus, evet, Selef'in bu hususta bir kararlı olduğunu görüyoruz. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh diyor ki, bunun kaynağını da söyleyeceğim hocam size. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken biz insanlar arasında hayırlılık konusunda sıralama yapar. Önce Ebu Bekir'i, Sıddık'ı, sonra Hazreti Ömer'i, sonra da Osman'ı en hayırlı bulurduk diyor. Bunun kaynağı şu evvela, onu söyleyeyim. Buhari, hadis nosu 3655. Yani hadis derken bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi değil. Hadis söz manasında biliyorsunuz. Bu mevkuf hadis. Mevkuf. Yani sahabenin sözü, yani sahabe-i kiramdan Abdullah bin Ömer'in sözü. Böyle yapardık diyor. Bunun kaynağı 3655. Peki bu Efendimiz'in kulağına gitmiş mi bu söz? Gitmiş. Onu da kaynağını söyleyeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sıralamayı duyardı ve ses çıkarmazdı. Bununla kaynağı hocam Tabarani El-Mu'cemul Kebir de geçiyor. El-Mu'cemul Kebir cilt 10 sayfa 427 hadis no 12.953. Bu neyin delili? Tabarani'deki bu şey neyin delili? Efendimiz'in duyup sükut etmesi. Sükutu minel ikrar kabilinde. Yani ortada bir yanlışlık varsa, Efendimiz'in yanında zikrediliyorsa, Resulullah Efendimiz'in buna sükut etmesi mümkün değil ki bunun delilleri var. Evet. Şimdi burada Ebu Bekir Sıddık'ın eftaliyetiyle alakalı bir de şu söylenebilir. Bunun kaynağını çıkaramayacağım ama ezberlemişim zamanda. La illa yefdulukum Ebu Bekir'in bi kesreti sıyamin ve la salatin. Ebu Bekir Sıddık hani çok namazı ve çok orucu sebebiyle size üstün olmadı. Velakin bir şeyin vakara fi sadrihi. Kalbindeki o hani sadrındaki şey var ya, vakar, takva. Evet. Bundan dolayı size eftal oldu, üstün oldum. Bir de ümmetin imanının, belki Buhari olabilir bu, tam hatırlayamıyorum. Ümmetin imanının tamamı bir kefeye konsa, Ebu Bekir Sıddık'ın imanı letaracahat geçiyor. O cümlesini hatırlıyorum. Oradan bakılabilir. Letaracahat. Elbette ne yapar? Ağır basar. Ağır gelir. Bu hadisi şerifler, daha buna benzer başka hadisler de var ama ayeti kerime okumak gerekirse Hazreti Ayşe Validemizin nezaketini, nezafetini ifade eden o 42 tane ayet şey suresinde, Tevbe suresinde, onlardan bir tanesinde وَلَا يَئْتَلِ اُلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ var. Orada işte şey yemin ediyor. Ebu Bekir Sıddık yemin ediyor. Yani bu iftiraya katılanlardan birisi de kendi akrabası, teyzesinin oğlu Mistah olduğu için vallahi diyor bir daha diyor buna ben yardım etmeyeceğim. Tabi Allah-u Teala ayeti kerime indiriyor. وَلَا تَجَعَلُوا اللّٰهَ اُرْضَةً لِاِمَانِكُمْ ayeti kerimesi bunun hakkında nazil olmuştur. Abdullah bin Ravaha hakkında nazil olmuştur diyenler de var. Yani eniştesiyle ablasının arasında vallahi onların arasında bulmayacağım diye yemin etti. Onun hakkında da inmiş diyenler var. Ebu Bekir Sıddık hakkında da vallahi bir daha biz daha yemin etmeyeceğim. Yardım etmeyeceğim. Fakir bir insandı. Evet. Dediği için bu ayeti kerime inmiştir. Az evvel okudum. Bakara suresindeki 200 küsurlardaki ayeti kerime. وَلَا تَجَعَلُوا اللّٰهِ اُرْضَةً لَيْمَانِكُمْ ayeti kerimesi. Bu bir. İkincisi bir de Allah-u Teala وَلَا يَتَلِ اُلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ buyuruyor. Hani sizden yani fadıl olan, fazilet sahibi olan kişi şey yapmasın, kesin konuşmasın, yemin etmesin. Orada ulul fadıl ediyor Allah-u Teala. Yani burada ayet-i kerime Ebu Bekir Sıddık'ın eftal olduğunu haber veren ayetlerdendir. Dolayısıyla Ebu Bekir Sıddık'ın aslında eftaliyeti ayet-i kerimeyle sabittir.
İşte okuduğum bu ayet. La tahsen innallaha ma'ana olabilir mi hocam? La tahsen innallaha ma'ana demesi. Allah bakın, bizimle beraberdir demesi. Hani saniyetneyni idüma fil gar. Saniyetneyni ikinci kişiden olabilir mi? İkisiydi. Yani bunlar hep Efendimizle bulunması, ayet-i kerimede zikrinin Mevla tarafından özel olarak geçmiş olması ve bunun aksine başka bir ayetin bulunmaması, Ebubekir Sıddık'ın Allah tarafından Celle Celaluhu eftaliyeti tescil edilince zıttını haber veren bir ayette inmeyince bütün bu ayetler bize şunu haber veriyor. Yani Resulullah nerede varsa Ebubekir Sıddık orada var ve Allahu Teala ulul fadli buyuruyor. Minkum içinizden eftal fazilet sahibi olan şahıs diye hitap edince bu da delil, ayetten delil oluyor hocam. Evet. Hatta Hazreti Bekir ile Hazreti Ali arasında bu konuda şey de var. Hazreti Ebubekir Hazreti Ali Efendimiz de mesela onun ne kadar faziletli olduğu konusunda herkesin duyacağı bir ortamda bir konuşması da var yani. Hazreti Ebubekir Efendimiz de kendisini ne kadar faziletleri konusunda sayıyor. O da yok diyor, sen benden daha faziletlisin. İşte şu 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 özelliklerim var diye. Evet hocam. Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru hocam. Evet. Doğru. Burayı şimdi geçiyorum. Peki hocam neden böyle bir sıralama yapılmış? Sebebi ne bunun? Yani akaid kitaplarında böyle bir sıralanın geçmesinin sebebi ne? Şöyle şurayı okuyayım. Ve kâne selef kâne mutevekkifine fî tefdili Osman alâ aliyyin el murtada haythu cealû min alâmâti ehl-i sünne vel cema'a. Bunu selef, yani Hazreti Osman'ın Hazreti Ali üzerine eftaliye tefdilini selef bunun üzerine tevakkuf etti. Hmm. Yani ve bunu ehl-i sünnetin alametinden kıldılar. Ama bu eftaliyet hususunda. Dolayısıyla ortaya şöyle bir görüş çıktı hocam. Bunu yazmanızı tavsiye ederim. Genelde ehl-i sünnetin birçok akaid kitaplarında şu ibare var. Burada da geçiyor. O da şudur yani. Taftilu şeyhayn ve mehabbetul hateneyn. Taftilu şeyhayn ve mehabbetul hateneyn. Tafbilu şeyhayni. Şeyhayni. Yani iki şeyh, yaşlı insan manasında. İki yaşlı zatı. Burada kasat Ebubekir Sıddık ile Ebubekir Sıddık ile Hazreti Ömer. Bunları eftal görmek ehl-i sünnetin alametlerindedir. Ve mehabbetül hateneyni. Hı harfi hateneyni. Ve mehabbetül hateneyni. İki damada da muhabbet etmek. Çünkü Hazreti Osman da Hazreti Ali de radıyallahu anhuma, Rabbim her ikisinden razı olsun, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in damadıydı değil mi? İkisi? Genel görüşü. Bu genel görüş yani. Dolayısıyla ehl-i sünnetin genel görüşü budur. Yani iki damada muhabbet etmek, sevmek, birisi çıktı ben Hazreti Ali'yi Hazreti Osman'dan daha fazla seviyorum derse yani bir şey diyemeyiz. Peki Hazreti Ebu Bekir'i Hazreti Ebu Bekir'den daha fazla seversen olur Hazreti Ali'yi. Daha fazla severse yani bu gönül işidir. Yani sevme olayı ayrıdır. Eftal görmek, üstün görmek olayı ayrıdır. Hmm. Üstün görmekle beraber Ebubekir Sıddık ayet ile eftaliyeti tescil edilmiş bir zattır, hakkını teslim ettikten sonra ben Hazreti Ali'yi çok seviyorum demek onun imanına zarar vermez. Peki taftil etse hocam, Hazreti Ali benim için daha faziletlidir dese. O zaman ehli sünnetten çıkaracağım. Öyle mi? Tabii. Ulul fadl minkum ayet-i kerimesini ne yapacaksınız? Şimdi hilafet meselesi gelecek. Hazreti Ali Efendimizin tabiiyeti söz konusu. Ebubekir Sıddık'la alakalı sözleri söz konusu. Efendimizin buna itiraz etmemesi söz konusu. Bunları ne yapacağız o zaman? Ama Şia bunların hiçbirini kabul etmiyor. Ama bu nokta hocam tarikat ehli noktasında da mesela Hazreti Ali'den gelen tarikat ehlilerini... Ebubekir Sıddık'tan da geliyor. Tamam, Hazreti Ali'den de gelenler var. Selman-ı Farisi. Hazreti Ali'yi bazı son dönemde olan enteresan görüş noktasında Hazreti Ali'yi üstte tutarlar. Hocam şu var, bu akaid bilmemekten kaynaklanıyor. Akaid bilen birisinin yani bunu söylemesi mümkün değil. Eğer ehl-i sünnet akaidini bir insan biliyorsa baktığı zaman da bütün kitaplarda şu ibareyi görecek. Taftilu şeyhayn ve mehabbetul hateneyn. Bunu bilen birisinin böyle konuşması mümkün değil. Hocam bu adam şeyh değil ne olursa olsun. Bir imana zarar verir mi hocam o adamı? Yani hastalığı daha çok ehl-i sünnet olmaz. Yani kafir olmaz. Evet. Kafirdir diyemeyiz. Ama ehl-i sünnet dairesinden bu hususta çıkar. Bu hususta çıkar. Evet. Ve hilafetuhum, bunların hilafeti ise ey niyabetuhum anir rasulü sallallahu aleyhi ve sellem fi ikametid din bi haythu ala kafetil ümemil etba'i sabitetun ala hadet tertib. Eydan. Bir şey soracaktınız hocam. Bu sıralaman için diyecektim hocam. Yani için böyle bu sıralaman için, bu sıralama böyle olduğu için. Niye böyle oldu onu söyleyecek şimdi. Öyle mi? Ve hilafetuhum, bunların hilafeti ise ala hadet tertib. Eydan. Aynen.
bu yukarıda geçtiği gibi bu tertip üzeridir. Yani ilk halife Ebu Bekir Sıddık, sonra Hazreti Ömer, sonra Hazreti Osman, sonra Hazreti Ali. Radıyallahu anhum ecmain. Rabbim hepsinden razı olsun. Evet. Burada biraz isterseniz şerhten okuyayım hocam. Evet, hilafetle alakalı. Yani ennel hilafete ba'da Resulillahi aleyhissalatu vesselam li Ebi Bekrin, sümme li Umar, sümme li Osman, sümme li Ali'in radıyallahu teala aleyhim ecmain. Anlaşıldı değil mi hocam? Evet. Yani sıralama bu şekilde. Önce Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali Efendimiz. Ve zâlike li ennel sahabe, ve zâlike bunun beyanı. Şudur ki, şundan dolayıdır ki لأن الصحابة قد اجتمعوا يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة بني ساعدة denilen ki bunu en son umreye gittiğimizde hocam onu oraya umreye gidenler girmiyor ya bu şey vardı o doktor kimdi o Erkan Aydın var doktor Erkan Aydın onunla bir umre yapmıştık bu Victor'dan. Allah razı olsun istifade etti kendisinden. O biraz niye girmiyorlar hocam? Efendim? Niye girmiyorlar oraya? Yasak hocam. Oraya sokmuyorlar. Bu orada biraz artık işlerini halletmiş. Şey olduğu için yani biraz böyle nüfus sahibi bir insan olduğu için bununla beraber girdik hocam biz oraya. O Doktor Erkan Aydın'la biz girdik oraya. Orada bu mevzular uzun uzun konuşuldu. Uzun uzun anlatıldı. Hatta orada tabariki okuduk. Ondan sonra hocam duayı da sen yap demişti bana o zaman. Allah razı olsun. Güzel bir insandı. İstifade etti kendisinden. Bir haftalık bir umremiz olmuştu onunla. Ben çok istifade ettim şahsen. Maşallah. Gerçekten kendisinden çok istifade ettim. Rabbim razı olsun. Onu da biz de istikametten ayırmasın. Amin. Şimdi Beni Sa'ide bu kıble tarafından Medine-i Münevvere'den o gün Kubbetül Hadra var ya onun o hani Babus Selam kapısından 300 metre bu tarafa doğru geldiğimiz zaman da ki şimdi arada ev mevim bir şey yok. Biliyorsunuz namaz dinliyorlar aralarda. Hemen bir bahçe hocam. Kapalı bir bahçe. Umre gidenler bilmiyor orayı. Oraya biz girdik. Orada oturduk. Yedik, içtik. Orada tabariki okuduk. Yasin okuduk mu hatırlamıyorum. Dua ettik. Bunlar bu mevzuları konuştuk. Medine'de. Hani Medine-i Münevvere'de hocam. Efendimiz vefat ettiği zamandan o sakife fi sakifeti Beni Sa'ide, Beni Sa'ide sakifetinde çardağında, orada bir çardak vardı. Orada ne oldu? Sahabe-i kiram icma etti. Neye icma etti? Tabii şunu da okuyayım isterseniz. فَسَّقَرَ رَأْيُهُمْ بَعْدَ الْمُشَاوَرَ وَالْمُنَازَعَ عَلَى خِلَافَةِ اَبِي بَكْرٍ Ebu Bekir Sıddık'ın halifeliği üzerine münazaa olduğu, münakaşa olduğu, müşavere olduğu. Ama فَاَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ Ve bunun üzerine icma ettiler ve bayahu Aliyun radıyallahu teala anhu ala ru'usil eşhad ba'de tuffiye ba'de tevakkufin kâne minhu. Kendisinden kaynaklanan kısa bir böyle beklemeden sonra bir 6 ay kadar Fatıma evet. Validemizin vefatı 6 ay kadar bekledikten sonra yine insanların gözü önünde ala ru'usil eşhad Hazreti Ali Efendimiz geldi Ebu Bekir Sıddık'a biat etti. Peki niçin böyle bir münazaa oldu? Tarihi kaynaklara baktığımız zaman da ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Şimdi Kureyş'in hilafeti mevzusu o da gelecek ileride. İlerleyen satırlarda hocam. Ama bugün oraya giremeyeceğiz herhalde. Durum öyle görünüyor. Kureyş'in şimdi Efendimiz vefat edince daha defn olunmadan Hazreti Ömer'e şu haber geldi. Dediler ki Medineliler toplandılar halife seçecekler aralarında. Allah alem herhalde Ubade bin Sabit miydi? Tam hatırlayamıyorum ama öyle bir evet. Yine meşhur bir sahabi, Ensar'dan birisini sahabe seç yani Efendimizin yerine. Çünkü dediler ya biz Ensar'ız, Resulullah'a sahip çıktık biz. Efendim biz işte dini bin İslam'a yardım ettik, muhacirleri kardeş edindik. Yani bu hilafet hakkı, devlet reisliği bizim hakkımızdır. Toplandılar o sakife denilen yerde, bahçede, çardakta. Bu haber de Hazreti Ömer'in kulağına gelince şöyle bir tehlike hissetti. Halife seçebilirlerdi o zatı. Seçerlerse buna Ebu Bekir Sıddık da tabi olurdu. Hazreti Ömer de tabi olurdu. Muhtemelen Hazreti Ali Efendimiz ve diğerleri de tabi olurdu. Olmak zorunda olurdu. Ama yani Kureyş'in geneli bunu reddederdi. Evet. Böyle bir durum vardır. Yani Arap Yarımadası'nda Kureyş kabilesinin, Haşimi oğullarının bir ağırlığı vardı. Dolayısıyla bu kopuşlara sebep olurdu. Yani ümmetin dağılmasına sebep olabilirdi. Bundan bunu göz önünde bulundurarak yani ümmeti bekleyen böyle bir tehlikeyi hisseden Hazreti Ömer dedi ki Ebu Bekir Sıddık'a geldi Efendimizin defin işleriyle Hazreti Ali Efendimiz meşgul oluyordu. Dedi böyle bir tehlike var dedi buna müdahale etmemiz lazım. Hazreti Ali Efendimiz gelemedi. Orada Efendimizin tekviniyle
meşgul oluyordur. Ve ben öyle inanıyorum ki eğer böyle bir şey olmasaydı Hazreti Ali Efendimiz de gelirdi. Tabii ki. Muhakkak gelirdi. Ve orada aldı, tuttu elinden, gitti. Dedi siz ne yapıyorsunuz? Ya işte halife seçeceğiz. İyi halife seçeceksiniz de bakın arkadaşlar böyle ümmeti bekleyen bir tehlike var. Biz itiraz etmeyiz. Tabii Ensar'dan olacaksa olsun. Hiç zararı yok. Ama böyle bir tehlike var. Ve o zaman Ensar baktılar doğru diyorsun dediler. Hazreti Ömer'e dediler ki sen doğru konuşuyorsun. Evet biz bir halife seçmek için bir araya toplandık ama bizim yaptığımız yanlış. Hakikaten sen doğru söylüyorsun. Ümmet dağılmasın. O zaman ne yapalım? Kimi seçelim? O zaman Hazreti Ömer tuttu Ebu Bekir Sıddık'ın elinden dedi ki ben dedi işte hani ulul fadl minkum olan eftaliyeti Kur'an ile tesir edilen bu zata dedi ne yapıyorum? Biat ediyorum dedi. Biat etti. Onlar da orada biat ettiler. Yani Ebu Bekir Sıddık aslında onun için de sürpriz oldu. Orada evet. Hilafet. Onun için de sürpriz oldu. Ama Hazreti Ali Efendimiz 6 ay kadar biat etmedi. Bunun tabii sebebi var. Sebebi de şudur. Efendimiz defnedildikten sonra tabii ki orada şeyde Mescid-i Nebi'de Ebu Bekir Sıddık'a hep biat edenler oldu. Hazreti Ali Efendimiz biat etmedi. Sebebi şu. Fatıma validemiz dedi ki geldi hani halife olan zaten Ebu Bekir Sıddık'a dedi ben babamın dedi hani ganimet olarak kalan o Yahudilerden ganimet olarak kalan hurma bahçeliğini, bağları dedi istiyorum. Fedek arazisini. Fedek arazisini istiyorum dedi. Ebu Bekir Sıddık da dedi ki ya Fatıma Resulullah'ın kızı olman hasebiyle ölene kadar geçimin benim üzerimde. Hiç seni dedi muhtaç etmem. Ve ben dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadisi duymamış olsaydım, şu sözü şu kulaklarıma duymamış olsaydım sana bu arazileri verirdim. Efendimiz buyurdu ki peygamberler mal, mülk bırakmazlar. Peygamberler ilim bırakırlar. Dolayısıyla eğer ben sana hakkın olduğunu iddia etmiş olduğun Fedek arazilerini verirsem bunun cevabını yarın ümmetin malı olan Fedek arazilerini sana verdiğim için yarın bunun cevabını mahşer gününde Allah'a veremem Celle Celaluhu. Ümmete veremem ama bütün geçimin benim üzerime dedi, vermedi. Tabii Fatıma validemiz çok içerledi. Darıldı yani, kalben darıldı. Ve Fatıma validemiz biat etmedi. Hatta vefatında, vefat etmediğini edeceği zamanda Ebu Bekir Sıddık validemiz, Efendimizin şeyi de, hanımından da Fatıma'ydı. Fatıma. Fatıma, yani Ebu Bekir Sıddık'ın hanımı Fatıma, Fatıma validemizin vefatında hep yanındaydı. Ondan sonra müsaade istedi, dedi ki, hanımına sordu, dedi ki, sor bakayım dedi Resulullah'ın kızına, müsaade var mı yanına girmeye? Yanına girmeye müsaade istedi. Girdi ve helallik istedi ondan. Dedi ki ya Fatıma beni dedi Resulullah'a şikayet etme dedi. Evet. Sana bu fedek arazilerini vermedim diye. Evet. Beni dedi şikayet etme ne olur dedi. Hakkını helal et dedi. O da tamam dedi. Şikayet etmeyeceğim seni dedi babama. Ve hakkım dedi helal olsun. Şimdi böyle bir durum söz konusu. Ve Fatıma validemiz vefat etti. Tabi Hazreti Ali Efendimiz çok ağladı geldi. Efendimizin kabri yanına. Dedi ya Resulullah dedi. Yani kimi dedi defnettik. Orada Efendimizin kabrinin yanında gözyaşı döktü. Sonra tabii ki oradan çıktıktan sonra şeyin yanına geldi. Ebu Bekir Sıddık'ın yanına geldi ve biat etti. Hazreti Ali Efendimiz. Hazreti Ali Efendimiz. Yani o zaman Hazreti Fatıma validemizi üzmemek için. Üzmemek için hocam. Yani gaye o. Yani, Fatıma validemizi üzmemek için, ailesini, hanımını üzmemek için 6 ay geciktirdi. Ama yani bir bahane buldu. Ben dedi işte hani elimde mevcut olan nüshaları Kur'an-ı Kerim yazıyorum dedi. Bir bahane buldu. Şey yaptı. Evet, evet. Onu defnettikten sonra geldi. Uzat elini ya Ebu Bekir dedi ve biat etti. Yani halk arasına çıkmadı, kimseyle şey evet, olmadı. Kimseyle görüşmedi. Fitneye sebep vermemek için. Evet. Ala ru'usil halaiqi, ala ru'usil eşhad. Tüm şahitlerin huzurunda geldi. Ne yaptı? Biat etti. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de şeyden korkuyor yani. Daha doğrusu ahiretin o çetin şeyinden bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem incinmesinden. Tabii. Sonra Resulü yani, Efendimiz'i incitmekten korkuyor. Hassasiyete bak ya. Haklı olduğu halde. Haklı olduğu halde. Zaten onu söylüyor. Velev lem. Hocam
ibareyi okuyalım diyorsun da burada önemli şeyler var. Bunları okusam iyi olur ya. Tamam. Müsaaden olursa. Tamam, وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْخِلَافَةُ حَقًّا لَهُ Eğer Ebu Bekir Sıddık'ın hakkı olmasaydı hilafet, لَمَ اتَّفَقَ عَلَيْهِ الصَّحَابَ Sahabe-i kiram elbette ittifak etmezdi, değil mi? Evet. وَلَنَازَعَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَمَا نَعْزَى مُعَوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَلَى عَنْهُ Muaviye ile münaza ettiği gibi Ebu Bekir Sıddık'la da münaza ederdi. Tabii onu da... Yani Muaviye ile münaza eden niye Ebu Bekir Sıddık'la münaza etmesin? Yani Hazreti Muaviye meselesinde Hazreti Ali Efendimiz haklıydı. Evet. Ve münaza hakkını almak için münaza etti, münakaşa etti, münazara etti, savaş yaptı. Değil mi? Savaş oldu. Aynısını niye Ebu Bekir Sıddık'la yapmadı? Ha, demek ki hilafet Ebu Bekir Sıddık'ın hakkıydı. Hani Şia'nın dediği gibi ya Allah'ın arsanı. Tabii ki Allah'ın arsanı Hazreti Ali Efendimiz. Yani hakkını alamaz mıydı yani? Hazreti Muaviye'ye karşı çıktı gibi. Niye Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a karşı çıkmadı? Tabii ki. Demek ki oradaki hilafet Ebu Bekir Sıddık'ın hakkıydı. Evet. وَلَحْتَجَّ عَلِيٌ عَلَيْهِمْ Ya şey diyor değil mi abi? Bu süreçte hocam. Hazreti Ali'nin hakkıydı, niye ona verilmedi falan diyen kip hiçbir sahabe yok. Yok, sahabeden böyle söyleyen yok. Hazreti Ali'nin yanında yer alan, ya tabii, hadi tabii. İşte bak hilafet zaten, falan diyen zaten ipler şeyde kopuyor yani. Hazreti Ali Efendimiz de Hazreti Muaviye arasında kopuyor. Tabii. Orada Hazreti Muaviye de Hazreti Ali Efendimiz'in aslında hilafetini reddetmiyor. Orada çıkan savaşlar Hazreti Osman'ın şeyini bul bahanesi. Yani katillerini bul bahanesiyle çıkarılan bir hilafet savaşı. Evet. Orada Hazreti Ali Efendimiz haklı. Evet. Evet. لَوْ كَنَ فِي حَقِّهِ نَصٌ كَمَا زَامَتِ الشِّعَى دَتِ اَوَدْ وَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ فِي حَقِّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاِتِّفَاقُ عَلَى الْبَاطِلِ وَتَرْكُ الْعَمَلِ بِالنَّصِ الْوَارِدِ Yani, değil mi? Böyle bir yani hilafetin Hazreti Ali Efendimiz'e ait olduğunu hakkında bir nas olsaydı Şia'nın iddia ettiği gibi sahabe-i kiram bunu söylemez miydi? Gizler miydi ya sahabe-i kiram? Ortada bir ayet olacak. Ve efendim sahabe-i kiram bunu gizleyecek. Böyle bir şey mümkün mü? Veya hadis-i şerif olacak. Bekrin veya hadis-i şerif olacak. Evet. Lemma ayese min hayati Ebu Bekir Sıddık hayatından ümidini kesince, eceli yaklaşınca da'a Osman radıyallahu teala anhum Hazreti Osman'ı yanına çağırdı ve emla aleyhi kitabem ahdihi li'umara Hazreti Ömer hakkında bir şey yazdırdı. Bir kitabet yazdırdı. Felemma كتب ختم الصحيفة وأخرجها إلى الناس وأمرهم أن يبايعوا لمن في الصحيفة فبايعوا حتى مرت بعلي فقال بايعنا لمن فيها وإن كان عمر الله الله وإن كان عمر دمش Ömer bile olsa bu şeyin içerisinde burada ufak bir tariz var. Bu sayfanın içerisinde Ömer bile olsa diyor Hazreti Ali Efendimiz ben bu sayfaya kimi yazdıysa Ebu Bekir Sıddık onu diyor ona biat ediyorum. Tabi açılan şeyden de Hazreti Ömer çıkıyor. Ve biat ediyor. Yani Hazreti Ömer Efendimiz'e biat ediyor. Ve bil cümle vaka'al ittifaku ala hilafetihi. Dolayısıyla onun hilafeti üzerinde ittifak vaki olmuş oluyor değil mi? Üstüşhide Ömer radıyallahu anh sonra Hazreti Ömer şehit olundu ve terkel hilafete şura beyne sitteti nefer. Altı nefere ne yaptı? Bu işi bıraktı. Altı neferin şurasına, istişaresine bu işi havale etti. Şehit şehadetinden sonra. Onlar da Uthman ve Ali'in ve Abdirrahman ibn Avfin ve Talhate ve Zübeyri ve Sa'd ibn Ebi Vakkas. Bu altı kişiye bıraktığı işi. Aranızda birisini halife olarak seçin. Rıdvanullahi Teala aleyhi mecma'in. Rabbim hepsine razı olsun. Sümme favvadal emra khemsetuhum ila Abdirrahman ibn Avf. Sonra beş tanesi Abdurrahman bin Avf'a dediler ki sen birisini seç. Ve radu bi hukmihi. Ve onun hükmüne de razı oldular. Fakhtara o da seçti. Osman, Hazreti Osman'ı seçti. Ve bayi'ahu bi mahtarin minas sahabe. Ve bu sahabenin huzurunda Hazreti Osman'a biat etti. O beş kişi yani içerilerinde Hazreti Ali Efendimiz'den bulunduğu beş kişi Abdurrahman bin Avf'a dediler ki sen seç birisini, senin seçtiğin kişiye biz biat edeceğiz. O Hazreti Osman'ı seçti ve tamamı ve Abdurrahman bin Avf sahabe-i kiramın huzurunda ne yaptılar? Biat ettiler. Febâ yâvuhu sahabe-i kiram da Hazreti Osman'a ne yaptı? Biat etti.
وَاَنْقَادُوا لِأَوَامِرَهُ وَنَوَاهِيهِ Emirleri ve ne yasaklarına boyun eğdiler. وَصَلُّوا مَعَهُ الْجَمْعَ وَالْاَعْيَاتَ Kurban, bayram namazları, cuma namazları onunla beraber sahabe-i kiram kıldılar. وَكَانَ اِجْمَعُهُمْ Ve dolayısıyla bu bunların sahabe-i kiram icması olmuş oldu. Amin. Hiç itiraz eden olmadı Hazreti Osman'ın da halifeliğine. Ama sümme sonra üstüşhide Osman Hazreti Osman'la şehit edildi. Ne acayip ya. Şehadet. Evet. Büyükler. Ve terak el emra mühmelen. İşi mühmel. Askıda bıraktı. Fecdema kibarul muhacirin vel ensar. Ensarın ve muhacirlerin büyükleri ne yaptılar? Toplandılar. Ala Ali'in radıyallahu teala anhu. Hazreti Ali Efendimizin etrafında toplandılar. Evet. Vel temessu minhu kabul el hilafe. Halifeliği kabul etmesini ondan istediler. Ve bayauhu ve ona biat ettiler. Lima kana afdal ehli asrihi. Yaşamış olduğu asrın en eftali olduğu için. Yine aslında bu ibarede o eftaliyette de işaret ediyor aslında. Evet. Ve evladuhum bil hilafe. Aslında Hasan ve Hüseyin Efendimiz herhalde. Evet. Ve onun çocukları da. Sonra da onun çocuklarına وَمَا وَقَعَ مِنَ الْمُخَالَفَاتِ وَالْمُحَارَبَاتِ لَمْ يَكُنْ عَنْ نِزَّاعٍ فِي خِلَافَتِهِ Hz. Ali Efendimiz'in خلافته hususunda bu nizâ ve münazalar, muharebeler olmadı. Ha, بَلْ عَنِ الْخَطَئِنْ فِي الْاِجْتِهَادِ İçtihattaki hatadan kaynaklanan bir sebepten dolayı aralarında münaza, münakaşa, muharebe ve muhalefet çıktı. Yoksa Hz. Muaviye de Hz. Ali Efendimiz'in şeyini kabul ediyordu. Hilafetini. Ama daha sonra isyan etti tabii ki. وما وقع من الاختلاف بين الشيعة وأهل السنة في هذه المسألة بدعى كل من الفريقين النص في باب الإمامة إيراد الأسئلة والأجوبة من الجانبين فما ذكر في المطولات uzun uzun hakikaten kitaplardık bakılır diyor. Evet. Şimdi hocamı fazla bekletmeyelim. İbareyi okuyalım hocam. Ve hilafetuhum ala hada tertib. Bunların hilafetine halifeliğinden işte aynen bu tertip üzeredir. وَالْخِلَافَةُ Halifelik ise 30 seneten tam 30 yıldır. Hakikaten Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şeyine baktığımız zaman da o 6 aylık zaman zarfında ilave ettiğimiz zaman da gerçekten tam 30 yıllık bir halifelik söz konusu. Evet. Sümme bundan sonra badeha bundan sonra vardır melikün hükümdarlık vardır ve imaratün ve emirlik vardır. Buna da delalet eden bir hadis-i şerif var. Onu da söyleyeyim hocam kaynağıyla beraber. Okuyacağım hadis-i şerifin kaynağı İbn Hibban. Sahih İbn Hibban'da geçiyor. İbn Hibban hadis no 6943. 6943 no'lu hadis. Efendimiz buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem li kavlihi aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem li hilafet el hilafetu hilafet ba'di benden sonra 30 seneten. 30 yıldır. El hilafetu ba'di 30 seneten. Halifelik benden sonra 30 yıldır. Sümme sonra yasiru olur mülken meliklik yani krallık olur. Dolayısıyla buradaki Hazreti Muaviye'nin şeyini ne oluyor? Krallık oluyor. Daha öyle krallık ya adudan dat harfi, ayın harfi, dat harfi, datı çeken vav var. Ondan sonra bir dat harfi daha var. Adudan ısırıcı krallık. Zalim yani. Hmm. Zalim saltanat dönemi olacak. İbn Hibban hadis no 6943. Şimdi tabii ki şurayı da okuyalım. Fakat üstüşhide Aliyun radıyallahu anhu Hazreti Ali Efendimiz de şehit edildi. Ala ra'si 30 seneten ba'de vefati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından işte 30 yılın başlarında Muaviye ve men ba'dehu ve ondan sonra gelenler la yekununa hulefa'e. O zaman buna bu manaya göre halife değiller. Değil mi? Evet. Bel muluken ve umara'e. Bilakis krallar yani melikler ve emirlerdir. Hâzâ müşkülün. Ama bu diyor müşkildir. Yani burada bir sorun vardır diyor. Bu sorunu çözmek lazım. Niçin? Lienne helel halli vel akdi minel e'immeti. Yani eimmeden imamlardan hal ve akt ehli olan yani ümmetin büyükleri kanu muttafikin alel hilafeti ala hilafetil hulefail abbasiyye ve ba'd el mervaniye ki Umar ibn Abdülaziz
mesela, evet, değil evet. mi? Ömer bin Abdülaziz gibi Mervani olan ve bazı Abbasi halifelerine de Raşid halifeler dediler. Yani burada o zaman Efendimizin şeyinden murat ne ola ki? Hadis-i şerifinden çünkü hani bir hakiki mana var, bir de mecazi mana var ki ısırıcı krallık. Yani. Evet. Burada bir müşkil, bir sorun var yani. وَلَعَلَّ الْمُرَادَ اَنَّ الْخِلَافَةَ الْكَامِلَةَ الَّتِي لَا يَشُوبُهَا شَيْءٌ مِنَ الْمُخَالَفَةِ وَمَيْلٌ عَنِ الْمُبَايَعَةِ تَكُنُ سَلَاثُنَا سَلَاثِنَ سَنَا Manasını verelim hocam. وَلَعَلَّ الْمُرَادَ Ola ki murat اَنَّ الْخِلَافَةَ الْكَامِلَةَ كَامِلْ خِلَافَةِ yani. Efendimizin kastettiği budur diyor. Bu olması muhtemeldir diyor. Kamil olan halifelik, elleti öyle kamil hilafet ki, la yeşubuha şeyun, kendisinden bir şey bulaşmamış, minel muhalefeti, muhalefetten kendisine bir herhangi bir şey bulaşmayan kamil bir hilafet ve meylün ve bir meyil anil mubayaati, mubaya biat etmekten. Kimse mesela, hiç kimsenin hani biat etmekten kaçınmadığı bir hilafet, tekunu selâsine sene. Yani 30 senedir. Hakikaten 30 yıllık hilafelik dönemine 4 halife, ondan sonra Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in durumuna baktığımız zaman da ortaya çıkan rakam tam hadis-i şerifte haber verildiği gibi 30 senedir. O zaman buradaki hilafeti kamil hilafeti yormak uygundur diyor tıpkı şey gibi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Bukhari hadisine geçtiği gibi sizden biriniz hakkıyla, sizden biriniz mümin değil, Müslüman değildir, mümin değildir. Kendi nefsi için sevmiş olduğu şeyi Müslüman kardeşi için sevmedikçe. Böyle insanlar çok. O zaman bu adamlar biz sen kafirsin mi diyeceğiz. Adam kendi nefsi için istiyor ama bir başkası için isteyemiyor. Bende olsun olmasın diyor. Evet. Kamil manada yani. Oluyor o zaman. Bu da olduğu gibi. Ben şöyle anladım hocam. Kamil hilafet. Sanki 30 seneden sonra bir kopukluk olacak. Hı-hı. O arada ısırıcı, o, zalim. Bu şu manaya gelmiyor yani. Raşid halife gelmeyecek anlamda değil. Yani. İşte zalimler malimler olacak ama tekrar... Arada gelecek. Gelecek. Ve ümmet bunda onların halifeliği hususuna ittifak etmiş. Çünkü Ömer bin Abdülaziz'de hiç ihtilaf eden yok. Şia'ya bak, Şia bile ihtilaf etmiyor ya. Çünkü Şia yani Ehl-i Beyt'e laneti kaldıran şeydir. Ömer bin Abdülaziz'dir. İşte şeyden sonra hocam. Mesela en son Mehdi aleyhisselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdeledi. İnecek, yani gelecek olan Nuzul İsa ile birlikte. O da mesela müminlerin halifesi olmayacak mı? Yani, tabii. Olacak. Var yani. Tabii olacak. Hilafet var. Ama yani, 30 seneden sonra kopukluk var. Kopukluk olacak. Evet hocam. Zaten, anladım hocam. Zaten o da şimdi ona işaret edeyim. Dur bakalım hocam. Sümmel evet. Ve ba'deha kad tekunu ve kad la tekunu. Bundan sonra bazen hilafet olabilir, bazen de olmayabilir. Sümmel icma'u ala enne nasbel imam vacibun. Evet ama şunun üzerine icma vardır ki bir imam tayin etmek bir devlet reisi vaciptir. Ve innemel hilafu fi ennehu hel yecibu alallah ta'ala ev alal halqi. Delilin sem'in ev akliyin. Bu o kadar önemli değil. Hani Allah'a mı vacip, insanlara mı vacip? İhtilaflı bir mevzu. Buraya hiç girmeye gerek yok hocam. Evet. Gerek yok. Li kavlihi aleyhissalatu vesselam men mate, Efendimizin bir hadis-i şerifi var. Men her kim mate ölürse وَلَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهِ ve zamanının imamına da imamını da tanımazsa, zamanının imamını da tanımadan ölürse فَقَدْ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَةً cahiliye ölümüyle ölmüş olur. Müsned Ahmed bin Hanbel hadis no 16.922. Hocam bu zamanın imamı kim o zaman? Bilmem hocam. Müsned kim? Müsned? Benim olmadığım kesin. Müsned kaç hocam? Ahmed bin Hanbel hocam. Hadis no 16.922. 16.922. Peki zamanımızdaki insanlar bu şeyden, yani bu ikazdan... Yani şu demektir yani. Bir devlet reisi muhakkak lazımdır. Ha devlet reisinin olmadığı zamanlar vardır muhakkak. Yani bir halifenin halife ikame etmek lazım. Dolayısıyla bir halife varsa o halifeye de ne yapmak lazım? O imama ittiba lazımdır. Ama neticede en son sizin dediğiniz gibi en son gelecek olan halife, en son gelecek olan imam kimdir? Mehdi Resul'dür. Evet. Evet. Ha günümüzde bu yukarıda dediği gibi hani kad ve ba'daha kad tekunu ve kad la tekunu. Bazen olabilir, bazen olmayabilir. Bazen olmayabilir. Şu anda bu var anlamına gelmez yani. Evet. Yani. Tamam.